Ekranların en cesur, en korkusuz konuşulmayanları konuşan programı Kritik Masa'dan merhabalar sevgili dostlar, değerli izleyiciler. Bugün 26 Ağustos 2013 Pazartesi günü gerçekten Kritik Masa'da çok önemli konu maddelerini, gündem maddelerini masaya yatıracağız. Özellikle Suriye ile ilgili gerçekten çok önemli gelişmeler var. Bunları enine boyuna bütün detaylarıyla sizlere aktaracağız. Yanımızda kim var? Kanal 5 Haber Müdürü Bülent Çulcuoğlu. Bülent Bey merhabalar. Merhaba. Evet, Suriye'ye müdahale hazırlıkları başladı. Özellikle Amerika ve İngiltere'nin başını çektiği, iki ülkenin başını çektiği, hemen hemen diğer ülkelerin de destek veririz anlamında görüş belirttiği bir durum söz konusu. Amerikan Başkanı Obama ile İngiliz Başbakanı David Cameron telefonla iki defa görüşmüşler ve yaklaşık 45 dakikalık ve 1 saatlik görüşmelerde Suriye'deki bu olaylar artık seyirci kalmaması gerektiği yönünde bir durum belirtmişler. Ve Suriye'ye hava operasyonu yapılacağı yönünde çeşitli bilgiler geziyor. Özellikle askeri tesislere, kimyasal silahların bulunduğu depolara vesaire, yani Esad'ın can damarlarına operasyon yapılacağı ile ilgili durumlar söz konusu. Ve Amerika yine Körfez'e gemilerini göndereceği yönünde çeşitli iddialar var ve yine uzmanlara göre 48 saatlik bir hava saldırısı düzenlenecek. Tıpkı 1999'da Yugoslavya'da Miloševiç'e yapılan hava saldırısı gibi. Yani Suriye'nin, Esad'ın artık herhalde sonunun geldiğini söyleyebilir miyiz? Suriye yani bu son olaylardan şimdi, sonra. Tabii net bir şey yok onunla ilgili. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda Körfez'e iki savaş gemisini gönderdiği doğru. İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan az önce bir açıklama geldi. Suriye'ye kimyasal silahtan dolayı müdahale konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararına gerek yok şeklinde evet, bir açıklama. Evet, bypass geçecekler. Yani Yugoslavya'da olduğu gibi. ABD Başkanı İngiltere Başbakanı'yla görüştü ve sabaha karşı da Fransa Cumhurbaşkanı Hollanda'da görüştü. Evet. Ve onun da desteğini aldı. İngiltere, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri şu anda Güvenlik Konseyi kararı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı almadan evet, Suriye'ye bir müdahaleyi düşünüyorlar. Doğru. Peki ne olur böyle bir müdahale veya böyle bir müdahale olur mu? Şu anda Pentagon, ABD Savunma Bakanlığı her konuda müdahaleye hazır oldukları şeklinde, biz hazırız şeklinde evet, açıklamalar yaptılar. Tabii Esad'ın, Beşar Esad'ın sabah saatlerinde bir açıklaması oldu. Yani o daha enteresan. Beşar Esad dedi ki Amerika için bu iş sonu olur böyle evet, bir saldırı. Amerika'nın resmen meydan okudu yani. Meydan okudu. Tabii o ağabeyi, babası Suri, Rusya'ya güveniyor. Evet. Rusya'da böyle bir şey, Amerika'nın böyle bir şeye müdahalede bulunmaması konusunda uyardı. Uyardı. Tabii her şey neden sonra belli olacak, netleşecek. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden bir heyet kimyasal silah saldırısıyla ilgili bugün inceleme için Şam'ın verdiği izin çerçevesinde şu anda Suriye'de bulunuyor. Evet. İncelemeler bugün başlıyor. Tabii Şam'ın izin vermesi yani kimyasal silah kullanmadığı anlamına gelmez. Saldırı ayın 22'sinde olmuş. 4 gün geçti. 4 gün onu geçmiş. Diyecektim. Bütün delilleri yani, yok edildi. Evet. Bütün delilleri aynen, yok onu edildi. Söyleyecektim. Uzmanlar diyor ki, uzmanların açıklaması var. Bütün deliller yok edilebilir. Aynı gün veya bir gün sonra izin verilmesi gerekiyordu. Ama 26'sına evet, izin verildi. 4 günde bütün deliller yok edilmiş yani, olabilir. Etkisini yitirmiş olabilir etkisini değil mi? Etkisini yitirmişin evet, dışında bütün her şeyini kaldırmış olabilir evet, yerinden. Evet. Götürmüş olabilir bir şekilde. Bunun izin vermesi Esad'ı aklamaz. Suriye'yi aklamaz. Suriye'nin elinde kimyasal silah olduğu ve bunu daha önce kullandığını herkes biliyor. Evet. Yani bu konuda İngiltere'nin açıklaması var, Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklaması var, uzmanların açıklaması var. 4 gün sonra izin veriyorsun. Evet. Bu onun suçsuz olduğunu ve samimi olduğunu kanıtlamaz. Evet. Çok az bir ihtimal de olsa kimyasal silah kullandığı dair çok az da olsa bir ipucu bulunduğu takdirde bu Amerika Birleşik Devletleri için kırmızı çizgisinin aşılması demek. Demektir. Evet, bu o anlama demektir. Şimdi muhtemelen BM heyeti bugün veya 2 gün içerisinde raporunu hazırlayacak. Bu 2 gün içerisinde ülkelere hazırlık yapacak bazı ülkeler. Müdahale hazırlığı. Evet. Ve bence kimyasal silahla ilgili gerçek anlamda bir Birleşmiş Milletler heyetinin raporu ortaya çıkarsa evet, müdahale kaçınılmazdır. Ama bundan sonrası ne olur? Bundan sonrası Orta Doğu bir ateş topuna dönecek. Tabii 34-35 ülke şu anda Suriye'ye bir müdahale konusunda anlaşmış durumda. Bunların içerisinde Türkiye'de var. Evet. Türkiye resmen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun açıklaması oldu. Böyle bir koalisyonda Türkiye'de yer alacak yer şeklinde. Alacak, evet.
Yani Amerika'ya bence bu konuda Amerika'yla, çünkü Sayın Başbakan'la Obama'nın son bir hafta içerisinde iki kez telefonla yaptığı görüşmenin herhalde detaylarında bence böyle bir müdahale olursa zaten siz yer alır mısınız? Katılır mısınız? Şeklinde. Evet. Ve Davutoğlu açıklama yaptı. Zaten 34-35 ülke bu koalisyonun içerisinde yer alacak. Bu koalisyonun içerisinde Türkiye'de bulunacak şeklinde açıklama yaptı. Mesela rapor olumsuz olursa, yani atıyorum örnek olarak, yani şimdi olasılık konuşalım biraz da. Heyet dese ki ya inceledik, baktık, herhangi bir bulguya rastlamadık. O zaman kimyasal yani, silahla ilgili. O zaman yapacak bir şey yok. Yani çünkü sadece kırmızı çizgileri kimyasal silah. ABD'nin kırmızı çizgisi kimyasal silah. Ama ortada bir de kullandığına yönelik ciddi i̇şte anlamda. Kim kullandı? Bundan sonra kimin kullandı? Biz kullanmadık diyor. Ama 115. Tugay, Esad'ın kendi birliği Suriye'nin içerisindeki 115. Tugay'dan kimyasal silahın kullanıldığı yönünde. Yani Suriye'nin, Esad'ın kendi askeri birliğinin içerisinde, kendi rejimin içerisinde bile muhaliflerin olabileceği, 115'in Tugay içerisinde bunların olduğu ve bunların bu işi yapmış olabileceği ihtimali var. Evet. Ama Esad burada izin veriyorsa mutlaka bazı deliller yok edilmiştir diye düşünüyorum. O zaman yani 4 gün sonra orada kimyasal silah kullanıldıysa bile bütün deliller yok edilebilme ihtimali var. Var mıymış? Var, var. Ama orada hani topraklardan alınacak parçalar, orada insanların elbisesinin üzerine alınacak parçalar var. Cesetlerden falan. Cesetler yani, gitti artık. Yani cesetler ama hani en azından can, halen 4000-5000 insan etkilendi. Onu diyecektim. Yani onların daha henüz üzerindeki, evet, onların alınacak parçalar hangi gazın kullanıldığı, ama muhtemelen sarin gazı olduğu tahmin ediliyor bu. Neyin kullanıldığı, o her şey ortaya çıkacaktır. Bana göre bir müdahale olabilir mi? Olabilir. Ne yani, olur? Yani ne müdahale, olur? Ne görüyorsunuz? Orta Doğu savaş, yani Orta Doğu ateş çembere dönecekti ve Esad gidecektir. Ya bir zamanlar Esad gidecektir. Saddam olduğu gibi Esad da Saddam gibi gidecektir. Çok ağır sonuçları olacaktır bunun. Belki Irak'tan daha kötü olacaktır. Çünkü Rusya, İran ve Çin var şeyin arkasında, Suriye'nin arkasında. Evet. Irak'ın bu kadar büyük destekçisi yoktu biliyorsun. Evet. Yani şimdi bir de zaten şunu söyleyeyim. Eğer Esad sonrası Suriye konusunda bir anlaşma olmuş olsaydı bugüne kadar, bu çoktan iş çoktan evet, müdahale yani edilirdi. ABD, İsrail, Rusya, Çin ve Avrupa ülkeleri eğer Esad sonrası Suriye konusunda gelecek haritaları anlaşmış, evet, anlaşmış olsalardı bugün bu savaş bu kadar insan ölmezdi. Esad 100 defa gitmişti. Esad sonrası ne olacak? Bütün soru işareti bu. Esad sonrası kim gelecek? Bütün soru işareti bu. Eğer Esad sonrasında anlaşma olmuş olsaydı bugün hiçbir zaman kesinlikle bu iki kadar yıl sürmezdi en azından. Belli bir süre bütün önce. Bütün mesele Esad sonrası kim gelecek? Orada bir sürü gruplar var. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri İslami bir yapının orada olmasını istemiyor. İstemiyorlar. Yani. İstemiyor. Rusya da istemiyor. Yani ondan sonra kimin geleceği belli olmadığı için, onun üzerine uzlaşı olmadığı için savaş bu kadar uzun yıllar sürüyor. Evet. Ve sürmeye devam edecek. Şimdi oldu, iş bitti. Esad gitti, devrildi, kaçtı veya üçüncü bir ülkeye sığındı, gitti. Rusya'ya gitti veya. Ne olacak bundan sonra şeyde, Suriye'de ne olacak? Çok büyük bir belirsizlik kaos var. Büyük bir belirsizlik var. Mevcut şu anda zaten biliyorsun muhalifler var. Geçici bir hükümet var. Sürgünde olan hükümet var. Bir sürü insanlar, alimler var sürgünde. Muhtemelen ABD tarafından belirlenecek veya ABD Türkiye İsrail tarafından belirlenecek olan bir yapı orada oluşacak. Bir yapı orada iş başına gelecektir ama Suriye'nin bundan böyle. Yani 100 yılda ayağa kalkması mümkün değil. Mesela şöyle bakmamız zor olur mu acaba? İşte 90'lı yılların başlarında dünyadaki işte büyük ülkeler, başta Amerika olmak üzere emperyalist güçler, dış güçler bir dünya haritasını bir şekillendirme yöntemine kalkıştılar. Mesela Balkanlarda en büyük örneğini Balkanlarda görebiliriz. Başta Yugoslavya olmak üzere, Çekoslovakya'dır işte ne bileyim Sovyetler Birliği, işte, Kosova, evet. Arnavutluk, Dağlık Karabağ, işte Sırbistan, Bosna Hersek. Bakın işte hani hep şey denildi o zaman içinde yine dünya siyasetinde artık Balkanlarda işte huzur olmaz, istikrar olmaz, savaş devam eder. 30 yıl boyunca savaş devam eder. Böyle bir öngörü vardı. Ama bugün bakıyoruz en azından 99 itibariyle tamamen Balkanlarda bir huzur, bir istikrar var. En azından böyle bir durum söz konusu. İşte en son Yugoslavya'da Milosevic'e yapılan bir hava saldırısı vardı işte.
Tabi bu ayrışmadan sonra Srebrenica katliamından sonra evet yani şu anda Balkanlarda biraz huzur geldi evet, Balkanlar. Hani bu müdahaleler yani Balkanlar örneğini görürsek eğer Balkanlarda işte bir 14 yıldır 15 yıldır hemen hemen 13-14 yıldır en azından böyle bir artık şey rayına girmiş durumda. Tabi acılar var ama acılar tazeni koyuyor ama en azından insanlar 10-12 yıldır bu anlamda biraz daha istikrara kavuşmuş. İşte bu Orta Suriye, Doğu bölgesi. Yani Orta Doğu, yani yani böyle demokrasi gelecek mi? Müdahale. Bütün mesele bu yani. Müdahale. Suriye demokrasi gelecek mi? Ne olacak orada? Ya bir şimdi sürü, ben şuna Türkmen, inanmıyorum. Türkmen, yani Arap, Kürt, Şii, Alevi bir sürü gruplar ama var. Ama Balkanlar da öyle. Yani mesela Balkanlarda işte Yugoslavya denilen yapı hakikaten yani çok kozmopolit bir yapı. Çok karışık bir yapı. İşte Bosnalısı da var, tamam. Çek de var. Ama Suriye şimdi, çok farklı şu anda. Ben şunu demeye çalışıyorum. Hani müdahaleler acaba bu müdahaleler bu temizlik yani bir anlamda temizliktir. Hani işte nedir? Esad'ın gitmesi. Diktatörlerin temizliği. Evet temizlenmesi. Öyle, öyle yani. Söylüyorum yani zaten o anlamda söylüyorum. Halkına baskı yapalım. Yapan, evet, diktatörlerin aynen, gitmesi demokrasinin şimdi, gelmesi. Öyle mesela diyelim. Bunların temizlenmesi bunların iktidardan uzaklaştırılması. Bir huzur bir istikrar sağlar mı? Ben o Suriye'ye gelecektim. Yani Balkanlar gibi olur mu anlamında? Ama bir 20 yıla ihtiyaç var. Bir 15 yıla ihtiyaç evet. var. Yani mesela Suriye'de bir istikrarın hani o dediğin gibi huzurun gelmesi, huzura yani normal bir demokrasiyle yönetilen insanların kendi seçtiğini kendisini yönetmesi olayı Suriye'nin bir 10 yıla ihtiyacı var. İşte mesela Balkanlar'da işte Sırplar Sırbistan'ı kurdu. İşte Bosnalılar Bosna Hersek'i kurdu. İşte Kosovalılar Kosova Cumhuriyeti'ni kurdu. Arnavutluklar. Şimdi böyle bir parçalama bölünme oldu. Şimdi kim uzmanlar? Siyasi uzmanlar. Bunun işte bilerek yapıldığı yönünde, o savaşın bilerek çıkarıldığı yönünde görüş belirtiyor. Kimisi de bunun böyle olması gerektiğini, ulusların kaderin tayin hakkı diye bir durumun söz konusu olduğunu. Hangisine katılıyorsunuz? Ya bu bir haritanın şekillenmesidir yani sonuç itibariyle. Topraklar, ülkeler bölünüyor. Nasıl olur? Yani Suriye'de bir ne bileyim hani atıyorum. Suriye'de işte Araplar ayrı bir ülke ne bileyim Kürtler yani öyle bir bölünme, parçalanma öngörüyor musunuz? Yok görmüyorum. Hayır öyle bir şey görmüyorum. Yani Araplara, Kürtlerin... Tek Suriye çatısı altında. Toprak bütünlüğü bozulmadan. Evet sadece Arapların, Kürtlerin, Türklerin, Alevilerin de o içinde bulunacağı bir meclisin oluşturulacağı. Hmm. Normal bir seçime gidileceği bana göre evet. seçime gidecek ve demokrasini kazanacağına inanıyorum ben. Ve yani Irak gibi olmayacaktır bana göre. Evet. Suriye'de bölünme söz konusu olmayacaktır ama Kürtler ayrı devlet istiyor biliyorsun orada. Evet biraz. Orada biraz sıkıntı var. Evet. Yani Kürdistan, Rojava denilen bölgede bir. Kuzey Suriye'nin. Evet. İşte Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı bir bölge. Afrin olsun, evet, Afrin bölgesi, olsun, Rasulayn evet, olsun. Aynen. O bölgelerde Kürtlerin çok fazla yaşadığı bölgeler var. Ama onların da bence kurulacak bir meclis içerisinde yer almasıyla birlikte bir sorun olacağını zannetmiyorum. Türkmenlerin, Arapların, Kürtlerin, Şiilerin, Kıptilerin de olacağı bir mecliste. Evet. Bence Suriye'de bir sorun olacağını zannetmiyorum ama Suriye'nin demokrasinin gelmesi bir 10-15 yıl alacaktır. Tabii ben de aynı fikirdeyim. Yani Suriye sonuçta ya da Arap ya da Orta Doğu toprakları böyle bir bölünmeye demokrasinin... zaten İsrail de olsun, Rusya da olsun Amerika da izin vermez. İstemez. İşlerine evet. gelmez yani. Evet. Yani hani demokrasinin, demokrasi kültürünün olmadığı bir bölge. İşte evet. İran, Irak, ne bileyim Suriye, işte Mısır. Gördük yani Mısır evet, evet. en bariz örneğini Mısır'da gördük evet, yani. Evet. Hani bunu çok abartmaya gerek yok, dillendirmeye gerek yok. Tabii ki Balkanlar demokrasi kültürünün işte o insan haklarının, insan özgürlüklerinin biraz daha farklı üst düzeyde olduğu evet biraz diye. Daha farklı orası. Hani ben de o fikirdeyim. Hani tabii ki müdahale olursa Orta Doğu'da ciddi anlamda bir rahatlama, bir artık ciddi bir... Birleşmiş Milletler barış gücü olacak orada. Yani evet. çalışmalar sona erecek bir barış gücü... İstikrar sağlanacak yani büyük orada, ihtimalle. Yani orada 30 tane ülkenin koalisyon güçleri bulunacak. Hı-hı. Artık oraya yani orada... bir yapının oluşması, seçimler için bir ortam hazırlanması için bir iki yıla ihtiyaç var nereden baksanız ya bakın, yani. İşte bakın ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir de benim aslında üstüne basarak söylediğim şey şu. Şimdi müdahale oldu. Suriye'de işte Esad gitti. Bir demokrasi adı altında ya da işte başka bir şey adı altında yeni bir seçim gelecek. Şimdi bu demokrasi şimdi sonuç itibariyle küresel güçlerin ulusal iç işlerine karıştığı bir demokrasi haline. Yani bundan da demokrasi demek de çok doğru değil aslında. Ben demokrasi demek istemiyorum. Yine Amerika'nın, işte ne bileyim İngiltere'nin, müdahale İsrail'in kendi yapı gelecek. Evet, doğru. Kontrol altına doğru. Olay, yani, tutabileceği. Yani çok da demokrasi şöyle, demek biraz ben yani, aslında ağzıma. Şöyle, ama halkın
vatandaşın, Suriye'deki insanların istediği bir yapılması açısından, evet, en azından bu savaşın, evet, durması açısından. Ama dediğim gibi Amerika, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail bu bölgede İslami bir yönetimin iş başına gelmesini kesin. O yok. Olmayacaktır. Ben yani onu, hani Rusya da böyle bir şey istemez. Bence üzerinde uzlaştıkları bir isim gelecektir. Yani o hani Mısır'daki gibi Mursi'nin gelip darbeyle tekrar uzaklaştırılması söz konusu. Yani böyle bir olmayacağı, böyle bir olmayacağı için yani en azından bir 10-15 yıl o geçiş sürecini başarıyla götürebilecek. Evet, evet. Amerika'ya evet diyebilecek, İngiltere'ye evet diyebilecek. Evet diyebilecek. Bir işte İsrail evet diyebilecek. İsrail için tehdit oluşturmayacak. Olmayacak. Evet, aynen. İsrail için tehdit oluşturmayacak. En önemlisi bu. İsrail için o Golan Tepeleri mevzusundan dolayı zaten İsrail için tehdit oluşturmayacak bir yönetimin başa gelmesi için Amerika mücadele edecektir bundan sonra. Türkiye'nin pozisyonu olur peki yani bu durumda? Türkiye yani sadece koalisyon güçleri içerisinde yer alır Türkiye'de. Türkiye'nin de o yönetimde, Suriye'deki yeni yapılacak olan yönetimde olmasını istediği kişiler. Türkmenler mesela. Evet. Türkmenlerin bence çünkü o yapı Suriye içerisinde. Suriye konusunda en büyük desteği, özellikle muhalifler için söylüyorum. En büyük desteği Türkiye. Hem maddi olarak hem manevi olarak gösterdi. Tabii bu noktada işte büyük devlet olmanın da bazı zorlukları vardır. Bazı bedelleri vardır. Ama bizler, Türkiye'nin istediği yani oluşacak bir yapıda Türkiye'nin de olmasını istediği o mevcut meclis ve yapıda yönetimde mutlaka birileri olacak. Olur mesela, mu? Olur mu? Bence olur. Türkiye mutlaka olacak. Mesela Türkmenlerden birisi girdiği zaman bir Türkmen bakanı olacaktır orada. Evet. Yani Araplarda, Kürtlerde, Türkmenlerde bir bakan olacak. Bir dağılım olduğu zaman. Mutlaka bir adaletli bir olacak da Türkiye'nin de orada dediği olacaktır yani. Evet. Yani Türkiye. Türkiye'nin mutlaka dediği olacaktır. Hani bu dış politikada yanlış yapıldı denilen şey aslında biraz da meyvelerini geç dosta vermeye başladı ya, diyebilir miyiz? Verecek. Yani bundan sonraki biz esas sonrasını konuşuyoruz. Tabii tabii esas aynen. Esas sonrasını konuşuyoruz. Bu esas sonrasına gelecek bir yönetimin içerisinde Türkiye'nin de dediği olacaktır bana göre. İşte bakın biraz da aslında şunu yaşıyoruz. Hani büyük devlet olmanın ya da büyük devletin Bülent Bey bazı dedi ki bedelleri vardır. İşte bu bedellerden bir tanesi de budur. Yani bir sıkıntılı bir süreç vardı. İşte Türkiye'de gördük işte 200-250 bin tane hemen hemen sığınmacı sayısı var. Tabii işte kent merkezlerinde kendi imkanlarıyla bir şekilde hayatını devam ettiren insanlar da var. Tabii işte sınır bölgesinde yığılmalar. Ne bileyim Türkiye'nin yapmış olduğu maddi anlamdaki yardımlar falan filan işte yine Suriye'deki insanlara göndermiş olduğu gıda yardımları, kıyafet yardımları bazıları bunu anlayamadılar. Hani süreç uzadığı için ya işte Türkiye'nin ne menfaati var? Evet, evet aynen. Yani neden işte şöyle bir savunma hakikaten çok da anlamsız oldu. Yani kendi ülkende işte çok düşük gelir grubuna sahip insanlar varken bu paraları onların yaşam kalitesini yükseltmek için harcamak varken neden bir başka ülkenin insanlara bunu harcıyorsunuz diyenler oldu. İşte büyük ülke olmak istiyorsak eğer, büyük devlet ülke, büyük ülke olmak istiyorsak eğer, söz sahibi bir ülke olmak istiyorsak, vizyonlu, misyonlu bir ülke olmak istiyorsak eğer bunların böyle olması lazım. Yoksa işte okyanus ötesinden binlerce kilometre uzaktan Amerika gibi ülkeler gelir, işte burada borsunu öttürürler, sen de böyle oturur izlersin. Çünkü biz bunların aynısını i̇şte Körfez zaten Savaşı, Amerika ve İsrail'in Türkiye'nin de söz sahibi olması için bunu yapmak zorunda. İşte onu söylüyorum yani herhalde bunu bu şekilde eleştirenler, Suriye olayına böyle bakanlar, efendim gitsinler gelmesinler ne haline varsa görsünler, Türkiye'nin nasıl bir buradan çıkarı var, nasıl bir beklentisi var diyenler bence artık bak tekrar söyleyeyim uzun bir süreç oldu ama zorlu bir süreç oldu ama bence yine Türkiye en azından dışları bu stratejisinde başarılı oldu ben diyebilirim. Esat, yani. Esat yaptığı açıklamada bu Amerika için sonu olur şeklinde. Evet ona da geleceğiz. Yani şey, neye güveniyor ben merak ettim. Bu Rusya ve İran evet onlar da zaten bugün açıkladılar. Amerika bu işe karışmasın diye. Evet. Arkasından Esat da Amerika yapmış olduğu her saldırının karşılığını bedeliyle bulur diye bir açıklaması var. Ama Amerika Birleşik Devletleri 2 yıldan bu yana bizim kırmızı çizgilerimiz kimyasal silah. Buna aptal cesaretim diyelim artık nedir yani bu çok enteresan. Valla göreceğiz şimdi esas bu Birleşmiş Milletler heyetinin raporundan sonra her şey ortaya çıkacak. 2 gün içerisinde burada inceleme yapacaklar ve bir rapor hazırlayacaklar. Kimyasal silahla ilgili bir açıklama yapacak kamuoyuna, dünyaya açıklama yapacaklar. Evet. Kullanıp kullanılmadığı konusunda ama dediğim gibi acaba deliller 4 gün içinde yok edilebildi mi? Ne oldu onu da bilmiyorum. Eğer böyle bir şey yok denilirse de Amerika'nın yapacağı bir şey yoktur. Ama
Osman sil baştan. Bir Osman... şekilde de bir şeyler olabilir yani. Evet. Ben yani bir şekilde de müdahale bir farklı bir bahanelerle müdahale edilebilir. Ama yani ok yaydan çıktı diyebilir miyiz Suriye yani için? Ok yaydan bende çıktı. Yani kimyasal silah kullanıldığı kesin. Ve bir de ben mesela bakıyorum son birkaç gündür özellikle ülkelerin Dışişleri Bakanlığı nezdinde açıklamaları biraz daha böyle artık Suriye karşıtı olmaya başladı. İşte orada bir suç işleniyor, işte Esad zulüm yapıyor diye. İnsanın suçu işlendiği konusunda. Böyle, işte evet. Önce böyle değildi. Önce işte iç işlerine karışmayalım. Karışmayalım. İşte buna evet, benzer onların meselesi. Hani bu biraz şimdi evet, şeyi güçlendiriyor. Artık yani, Esad'ın elini zayıflattı. Aynen, işte aynen. Esad'ın elini zayıflattı. Halen Rusya bile diyor. Rusya diyor ki halen bu kimyasal silahı Esad kullanmadı diyor. Evet. Halen arkasında yani şu anda. Evet. Kullanmışsa zaten biz onu sildik diyor. Evet. Ya yani birkaç gün içinde göreceğiz ne olduğunu. Rapor çok evet, önemli. Birleşmiş Milletler'in evet, yapacağı inceleme. Yani kimyasal silahı kim nasıl kullandı? Hepsinin net bir şekilde açıklığa kavuşuyor. Ortaya çıkar evet. Evet peki. Yine ileriki zamanlarda diğer programlarımızda Suriye'nin bu durumla ilgili bu arada Mısır ve Suriye ile ilgili de evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek saat 14'te geniş kapsamlı bir basın toplantısı yapacakmış evet, mecliste. Evet. Merakla bekleyeceğiz evet, onu da. Neler söyleyecek? Yani canlı yayında bağlanabiliriz büyük evet, ihtimalle. Evet. Evet. Hemen kentimize gelelim. Gaziantep'e dönelim. Gaziantep'in simgelerinden, önemli lezzetlerinden, Gaziantep deyince akla gelen en önemli lezzetlerinden bir tanesi baklava. Evet. Artık baklava ile ilgili tescilleri yapıldı. Bazı standartlar getirildi. İşte fıstık, şimdi sadece, ceviz kullanılmayacak diye, fıstık kullanılacak diye bir evet, ama şöyle daha tam tescil değil. Avrupa Birliği'nin gazetesinde yani yayınlandı. Tabii normlara göre söylüyor. Şöyle, tabii, evet. Gazetede yayınlandıktan sonra 3 ay itiraz hakkı var. 3 evet, ay içerisinde itiraz edilmezse Antep fıstığı uluslararası tescili yapılmış olacak. Evet, ve yani burada bir tescil için baklavada mesela sade yağ kullanılacak. O diğer katı yağlar zaten bunun kesinlikle. Bir onun standartları o, 4 yıl önce Sanayi Odası Avrupa Birliği'ne başvurduğunda İngilizce bir kitapla birlikte evet, hazırlanan bir kitapla birlikte onun baklavanın standartı ne olacağı yazıyordu. Evet. O zaman niye başvuruldu? Yunanistan bizim milli tatlımız baklava deyince çok komik bir Yunanistan'a karşı Yunanistan'a karşı Türkiye Avrupa Birliği tescilini yapmak zorunda kaldı. Evet. Yani başvurmak zorunda kaldı. Çünkü Yunanistan baklavaya sahip çıktı. Daha sonra Sanayi Odası Avrupa Birliği'ne başvurdu ve bir ürünün bakın 4 yıldan beri incelemesi yapılıyor. Evet, bir, heyetler evet, buraya geldi, Gaziantep'e geldi heyetler. Buradan insanlar oraya gitti. Anlatım. Ustalar gitti hatta. Sunum yaptı orada. Evet. Sunum yaptı. AB heyeti buraya geldi. Ve Türkiye'de ilk kez bir ürün uluslararası tescil hakkı kazanacak. Evet. 3 ay sonra. Evet, o da Antep baklavası. Antep baklavası kimse taklit edemeyecek. Kimse tescilini. Antep baklavası da satılır. Tabii yani satılır. Zaten baklava değil. Evet. Antep dünyada, baklavası. Evet. Dünyada satışı Antep baklavası. Antep baklavası diye. Uluslararası tescil coğrafi işareti olacak evet, orada. Aynen. Ve bu aynen, müthiş bir şey. Antep Gaziantep'in ve bu yani bir de bu coğrafi işaret almış bir ürün. Bir de ihracatı olacak bundan sonra. Evet. Ve inanılmaz bir şey. Bu ihracata da gidebilecek bu tescille birlikte. Evet. Antep için müthiş bir reklam, müthiş bir tanıtım. Kesinlikle. Emeğe geçenlere teşekkür etmek gerekiyor. 4 yıldan uzun bir süreçte uğraşılıyor. Necat Koşer'in döneminde sayın şu anda milletvekilimiz ama evet, şu an Necat çok Koşer, büyük ben hatırlıyorum çaba göstermişti. Gerçekten vardı, özverili çalışmalar büyük, yapmıştı. Büyük bir emeği vardı. Evet. Çok büyük bir emeği vardı. Onu kutlamak gerekiyor. Ama 3 ay içerisinde bir itiraz olacağını zannetmiyorum. Yani şey nasıl peki Yunanlıların baklava bizim demesine ne diyorsun? Ya ne alaka yani dedelerin birisi bir dedelerinden biri bir baklava yapmış bizim tatlımız deyince kıyamet koptu zaten ondan sonra. Antep açıklama yaptı, Yunanistan açıklama yaptı, karşılıklı açıklamalar evet, yapınca devlet sorun haline gelecek neredeyse yani. Yani bu standartizasyonu ile ilgili her şeyle ilgili AB'ye başvuru yapıldı. O zaman Yunanistan'a başvuru yapsaydı. O zaman şey yapalım. Yani hani ben de şey diyeyim. İşte bu İtalyanların pizzası Antep'in. Yani ben hadi benim babaannem de yapardı hani böyle köyde şey böyle. Ya? Hani böyle hamuru açıp üzerine yani şimdi bu çok yanlış bir mantık çok ama. Çok komedi bir şey ya. Ama gerçekten Gaziantep'liler bence Antep baklavası tescilliğiyle büyük bir iş başarmış oldular. İnanın Münet Bey milyonlarca dolar para harcasanız işte demin bahsettiniz ya o coğrafi işaretler işte vesaire bu kadar reklam yerli olmaz yani. Yerli ve yabancı binlerce turist çekecektir bu. Evet. Dünyada bu duyulduğunda yerli ve yabancı daha Antep baklavası belki dünyaya evet, tanımayan bilmeyen birçok da vardır. Gayet normaldir. Mutlaka yabancı turistler gelecektir. Gurmeler gelip mesela buradan
nedir, bir görelim nasıl yapılır diye mutlaka gelip bakacaklardır. Evet, yani bu çok mutfak, önemli. Mutfak turizmi artabilir ileriki zamanlarda. Mutlaka şey diyelim ona, gurme turizmi. Gurme turizmi. Gurme turizmi, mutfak turizmi artacaktır. Gaziantep'in dünyada müthiş bir reklamı olacaktır ve milyonlarca dolar verseniz bu reklamı yapamazsınız. Katılıyorum. Artık evet. Şöyle 3 ay bekleyeceğiz. Avrupa Birliği'nin gazetesinde yayınlandı bu tescili. Evet. Yayınlandı. 3 ay içeride bir itiraz olmazsa uluslararası tescili kazanmış olacak, evet. Antep baklavası. Antep baklavasıya satılacak. Evet. Antep demişken hemen hafta sonu Gaziantep Spor, Medikal Park, Antalya Spor maçı vardı. Maça gittiniz. Bittim, evet, gittim. Çok hocayı tribüne gönderdiler. Çok tatsız, tuzsuz. Olaylı yani Gaziantep Spor'un hakikaten olaylı maç oldu. O penaltı iptali oldu. Acayip bir maç oldu. Yani hakemin Hüseyin Sabancı'nın en büyük hatası çizgi hakemine, yan hakemine danışmadan penaltıyı vermesi oldu. Orada yapılan bir ortada Serdar Özbayraktar'ın Kamara Diara'ya yaptığı hareketten dolayı penaltı verdi. Ama ondan önce Diara'nın Serdar Özbayraktar'ın boğazını sıkma anı var. Evet. O pozisyonu görmeden penaltıyı verdi. O penaltıyı verdikten sonra normalde penaltıyı verdi, kırmızıya göstermek zorunda. O, evet, doğru bir şey. Ama ondan sonra çok yoğun itirazdan sonra hakeme danıştı. Hakem de muhtemelen çizgi hakemi söyledi. Hocam, Serdar'ın hareketten önce Diara'nın yaptığı hareket resmen faulü deyince tam tersine oldu bu da ve serbest atış Antep Spor'da. Çok nadiren iptal edildi penaltılar. Çok nadiren nadirdir. İptal edilen bir şey. Mutlaka 8 hafta dinlendirilecek bu hakem. Hatta sezonu da kapatmış. Çok büyük bir hata yaptı aslında. Çok büyük bir hata yaptı. Peki kırmızı kartı geri alma şey yok mu? Yok, orada yok. Onu artık Futbol Federasyonu hakemin raporuna göre yani değerlendirecek. Yani cezayı azaltabilir o zaman. Hayır, azaltma değil, iptal edebilir. Öyle mi? Tabii o rapora göre, evet, ben hakemin vereceği rapor. Peki maçın tekrarı olabilir mi? Yani yok, öyle aslında bir, çünkü bu kural hatası mesela, değil. Kural hatası değil. Hakem hatası. Evet, hakem hatası da. Kural hatası mesela değil. Gaziantep Spor 13-14 dakika sonuçta bir kişi eksik oynamış oldu. 13-14 dakika 2 dakika. 88 pardon. 90 artı ben 78 ya. Hayır 90 artı. Son, öyle mi? Ha, son evet, 30. Evet. Antep Spor son 1 tamam, dakikayı. Evet. Son 1 dakikayı 10 kişi oynadı. Evet. Federasyon karar verecek. Hakemin raporuna göre Serdar Özbayraktar'ın kırmızı kartına federasyon karar verecek. Ya bir maç ceza verecek ya da hiç almayacak ya da cezayı iptal edecek. Ama haftaya raporu çok önemli. Haftaya Beşiktaş maçında oynamayacak. Tedbirli, evet, olarak sevk edilir ama Perşembe günü Futbol Disiplin Kurulu kararını bekleyip göreceğiz ama hakem için çok üzüntü. Hakem ama mesela Galatasaray maçında Antepspor daha böyle tempolu, daha atak, daha diri. İkinci yarı Antepspor daha biraz böyle daha iyiydi. Mücadeleci bir takım. Çok kötü. Çok kötü. Hakikaten. Antepspor çok kötü. Şaşırttı yani, bizi içinde, çok şaşırttı. Bence eğer Beşiktaş maçı kaybedir, Çaykur Rize karşısında burada puan kaybedilirse Bülent Uygun için bence yani tehlike çanları çalar mı? Tehlike çanları çünkü. Peki ne olacak Bülent Bey? Yani kim gelecek? Yani Gaziantepspor'u. Yani. Gaziantep'li hocalar bile Antepspor'a sırt çevirmişken, biz çalışmayı izlemişken ne yapacaksınız peki? Vallahi yani hiç belli olmaz. Nurullah Sağlam kabul edebilir. Nurullah Sağlam maçı İbrahim Kızıl'ın arkasında izledi bugün. Geldi. Vallahi Bülent Antalya Bey maçında. Yani Bülent Uygun gelmeden önce de bazı Antepli hocalara teklif götürdü fakat kabul etmediler. Belki bu ya o zaman kabul etseler yani. Diyebilirim Nurullah Ama Sağlam. o zaman da milli görev. Yani Antepspor'un başında kimse yoktu yani. Şimdi evet, ben doğru. Bazı şeyleri konuşmak istemiyorum ama doğru. Duyduğumuz bazı şeyler doğru. Var. Çok enteresan. Nurullah Hoca maçı izliyordu tribünden. İbrahim Kızıl'ın arkasında Şeref tribünde dikkatimi çekti. Yani Bülent Uygun eğer Beşiktaş ve Rize maçlarını kaybederse gönderilme ihtimali var. Bülent Uygun'un da hiç suçu yok burada. Bu yönetim transfer yapmadı. Evet. Defalarca söylemesine rağmen yönetim transfer yapmadı. Samer stili çalındı. Bosna Hersek milli takımına orada hazır nasıl değil. Performansı hazır nasıl değil daha. Beşiktaş maçına belki hazır olarak gelecek oynayacak. Ben Bülent Uygun devam etmeli diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten giderse takımın kimyasını yani bozulur diye tahmin ediyorum. En azından bakın kentte bir bütünlük sağlandı. Ben bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Yani bütünlük bitti artık. Efendim? Bitti o bütünlük. Yani şu anlamda söylüyorum. Yani en azından insanlar Antepspor'un varlığından, Antepspor'un içinde bulunduğu durumdan haberdarlar. Yani en azından galiba insanlar bir şekilde katkı sunmak adına ya da bir şeylerin değişmesi adına bir bilinç düzeyine ulaştılar. İbrahim Kızıl yönetimi şu anda İbrahim Kızıl için tehlike çanları çalıyor. Sanayi Odası ve Ticaret Odası'ndan gönderilen üyelerin kabulü yapılmadı. O üyeler Vali Erdal Atay'a teslim edildi. Vali Erdal Ata imzalı gönderilmesine rağmen üyeler geri iade edildi. Allah Allah. Enteresan bir şey. Vali Erdal Ata imzalı gönderilen üyeler bile geri iade edildi. Yani niye böyle oluyor? Yani şöyle, nedir bunun şeyi Allah bu şekilde, aşkına yani. İbrahim Kızıl diyor ki beni bu şekilde göndermek istiyorlar.
Ben bu şekilde gitmem. Nasıl gideceksin kardeşim? Ben bu şekilde gitmem. Takım tarısız, takım transfer. Takıma 20 milyon para verdim. Beni bu şekilde göndermek zoruma gider. Göndermek istiyorlar. Düşüncesiyle Gaziantep valisinin bile gönderdiği listeyi geri iade etti. Bu kadar çok, söyleyeyim. Çok enteresan bir şey. Daha başka şeyler de var, onu da sonra söyleyeceğim. Peki hemen şey yapalım. Büyükşehir Belediyespor deplasmanında. O da yani Adana Demirspor uğradı. Adana Demirspor geçen yılın şampiyonluğu oynayan bir ekibi. Evet. Play-off'a kaldı. Evet play-off'a kaldı. Adana Demirspor'un gollerini çok atan çok iyi oynadılar bu arada. Adana Demirspor'un gollerini atan oyuncu Rostand denilen oyuncu Gaziantep'in gönderdiği oyuncu. Geçen sezon Antepspor'u aldı. Onu Adana Demirspor kaptı. Rostand'ı iyi adam oyuncu. Tek başına maçı aldı yani neredeyse. Tek başına maçı aldı yani ben Antepspor'un niye onu gönderdiğine inanamadım. Evet. Geçtiğimiz maçta sezonda birkaç iyi gol attı. Şey yaptı. Performansı iyi. Son çocuğu, 4-5 hafta biraz. Çocuğu gönderdi. Evet. Adana Demirspor aldı. Şimdi 2 golde şey attı. Yani ben Büyükşehir Belediyespor attı. Büyükşehir Belediyespor çok kötü oynadı. Çok kötü oynadı. 4-1 mağlup oldu geçen haftada. Denizlispor'u 1-0 yenmişti ama yine sıkıntılı bir maçtı. Yani 1-0 yendi ama iyi oynamadı. Çok evet, kötü. Adana Demirspor'la şampiyonluğu oynayan bir ekip. Büyükşehir Belediyespor'un gerçi artık takviye yapacak durumu yok. Bir elde transfer bitiyor. Gereken takviyeyi zaten yaptı. Sadece hocanın önlem alması. Hatırlıyor musunuz yine birkaç ay önce Büyükşehir Belediyespor'la konuştuğumuzda yani ben siz şey demiştiniz, şampiyonluğa oynamalı falan filan. Ben demiştim ki eğer oynamalıysa, Büyükşehir Belediyespor bence de oynamalı. Oynamalıysa bir kere tekrar söylüyorum. Suat Kaya'yla bu iş olmaz. Gördük. Yani İlk iki maçı gördük. Yani, ben hakikaten Büyükşehir hani, Belediyespor maçına gittiğim zaman hakikaten geriliyorum. Yani liglerde yeni başlayan liglerde bir hocaya 5 hafta kredi tanımanız lazım. Bakın 5 hafta kredi tanımanız lazım. Geçen Bülent Bey bakın bu Suat Kaya'nın ilk gelişi değil. Tamam biliyorum ama bir Suat Kaya'ya sezon yeni 5 hafta aynı yani ben bana göre de 5 hafta bir kredisi var Bülent Hoca'nın. Aynı 5 hafta bir tanımak lazım, görmek lazım ne yapacak diye. 5 hafta sonra oturup konuşmak lazım. Yani bakın. O zaman 3 hafta kaldı. Evet 3 hafta. 3 hafta sonra evet. Ben tekrar hatırlatacağım. Evet. Suat Kaya'yla bu iş olmaz. Evet. Var mı bekleyeceğiniz bir şey? Yok sağ ol teşekkür ederim. Peki teşekkür ediyoruz. Evet sevgili dostlar, değerli izleyenler, 26 Ağustos 2013 Pazartesi günü. Bugün özellikle Suriye ile ilgili önemli detayları konuştuk. Tabii Cemil Çin toplantısında herhalde büyük ihtimalle canlı yayında vereceğiz. Onu da söyleyelim. Şimdilik bu kadar diyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın. Sevgili dostlar, Kanal 5'te kalın.